deprem dönüşümünü aslında konuşuyorduk ve sizin eylem planınızı konuşuyorduk Sayın Kurum. Ya ben şunu da merak, siz 650 bin konutun dönüşümünden bahsediyorsunuz. Tabii bu bir de yönetmek gerekiyor yani o dönüşümü. Ya evet, uzun bir vadede olabilir, yıllara yayılabilir ama hafriyatı, çıkacak hafriyat nereye dökülecek, o kamyon trafiği. Ya bunlar da ayrı ayrı düşünülmesi gereken ayrıntılar diye düşünüyorum ben. Bir İstanbul'da olarak bunu yaşıyoruz zaten. Mesela deprem bölgesinde, 6 Şubat deprem bölgesinde çıkan hafriyatın bir Erciyes Dağı büyüklüğünde olduğunu uzmanlar anlatmıştı. Bu anlamıyla İstanbul'da bu bakımdan alınan önlemleri de ben merak ederim. Ya tabii çok yönlü düşüneceğiz. Yani afete hazırlık kısmı da önemli, afet yönetimi de önemli, depreme hazırlık önemli. Ya burada baktığınızda hani gayret edeceğiz. Yani gayret gösterirseniz bir şekilde sorunu çözersiniz. Yani ben hep böyle çalıştım. Yani bir sorun varsa sorundan kaçmadım ki. Kaçarak bir şey yapamazsınız. Sorunun üzerine gittim. Vatandaşımızı dinledim. Orada bu sorunun çözümüne ilişkin ne yapmamız gerektiğini uzmanlarla, arkadaşlarla değerlendirdim. Sonra da çözdük. Yani çözmek isterseniz her şey çözülür. Her şey çözülür. Yani bu noktada da biz planlarımızı bu doğrultuda yaptık Esra Hanım. Yani 650 bin konutu dönüştüreceğiz dediğimizde bilim insanlarımızla beraber çalıştık. Bu işte yetkin arkadaşlarımız projeler çalıştılar. Ya bu projelerin hepsi uygulama projeleri. Bakın Perşembe günü, yarın biz 12'de 6 aylık bir yıllık eylem planlarımızı açıklayacağız. Yani göreve gelmeniz halinde 6 ayda ne yapacağınızı açıklayacaksınız. Evet. Bir yılda ne yapacağınızı açıklayacaksınız. Bunlar da hazır. Bunlar da hazır ve 6 ay sonra İstanbulluların gündeminden birçok sorunu, problemi ortadan kaldıracağız. Böyle hazırlanıyoruz biz. Ya bu iş ciddiyet ister, emek ister. Biz bu emeği göstermek zorundayız. İstanbul çünkü gerçekten kırgın. O yüzden hani bu konuda bilim insanlarımızla... Naci Görür'le de bir görüşmeniz oldu, bir teklifiniz de var. Onunla nasıl bir çalışma planlıyorsunuz? Naci Görür hocamızla da çalışacağız. Başka hocalarımızla da çalışacağız. Biz depremde de Ulusal Risk Kalkanı'nı biliyorsunuz çalıştırdık. Orada bilim insanlarımızla birlikte onların görüşleri, fikirleriyle hareket ettik. Burada da aynısını yapacağız. Dinleyeceğiz. Karar vereceğiz, uygulayacağız. Beraber karar vereceğiz, beraber uygulayacağız. Yani bizim çalışma sistemimiz de böyle. O yüzden afete hazırlık kısmı da çok çok önemli. Yani olası afetlere de şehri ve şehrin altyapısını hazırlamamız lazım. Yani çocuklarımızda, ailelerimizde bu bilincin olması lazım. Ne yapacağız? İsterseniz orada anlatayım mı? Buyurun, lütfen buyurun. Buyurun, gelin. Ne yapacağız? Bütünleşik bir afet yönetim planı sergileyeceğiz. Bu yönetim plandan önce bir ara soru olsun. Rakibiniz Sayın İmamoğlu diyor ki ya 650 bin konut projesi gerçekçi değil, hayata geçiremezler. Böyle bir eleştiriyi nasıl yorumlarsınız? Depremde nasıl yaptık? O zaman da diyorlardı yapamazlar. Hatırlayın bakın, gidin oraları, yayınlarınızda vardır. Yani Elazığ'da, Malatya'da biz bir yılda teslim edeceğiz dediğimizde o zaman da dediler ki edemezsiniz. Seller oldu, o zaman da aynı şeyleri söylediler. Hı-hı. Antalya'da, Antalya'yı kendileri yönetiyorlardı. Antalya'nın biz köylerinde gittik, söz verdik, yaptık. Depremde 11 ilimizde asrın felaketinde konutların hepsi 3 ayda 180 bin konut başlatıldı mı? Başlatıldı. Konutlar teslim ediliyor mu? Ediliyor. Yani o yüzden hani biz hep sözlerimizi tuttuk. Bundan sonra da tutacağız. Yani onların eleştirisi hep yapılamaz üzerine olduğu için. Yani peki yapılamaz. Geçiyorum bu tarafa. Ya sen ne yaptın? Ben öyle veya böyle bunları yaptığımı anlatıyorum. Eserlerim ben değil, yaptığımı eserlerim anlatıyorum konusun diyorsunuz. Yani sen ne yaptın peki? Sen çıkıp vatandaşın karşısına ben deprem dönüşümüyle ilişkin şu işi yaptım da becerdim de İstanbul'da deprem riskini ya şu kadarcık da olsa aşağı çekecek adım attım diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Seninle ilgili işte konuştuklarımız, vatandaşın konuştuğu, 5 yıldır konuşulanlar ortada. Yani o yüzden ya onlar ne derse desin biz işimize bakacağız. Artık İstanbul yoruldu o işten. Ne yapacağız? Ya bütünleşik bir afet yönetimi sistemi devreye sokacağız. Aslında biz dijital İstanbul'u,
dijital şehir uygulamalarını her alanda kullanmak istiyoruz. Takside, pazarda, efendim afet yönetiminde, efendim beyaz dijital masada, her yerde dijital İstanbul çatısı altında bu hizmetleri vatandaşlarımız alacak. Ne yapacağız burada? Haberleşme altyapısını gözden geçireceğiz. Afet esnasında o kadar önemli ki. En önemli şey bunu da çok, acı tecrübe ettik. Evet, ya ben yaşadım. 6 Şubat'ta ben yaşayan biri olarak gördüm. Konuşuyorum. Yani bunu yaşadığım için İstanbul'daki afetle haberleşme altyapısını bizim gözden geçirmemiz lazım. Bazı istasyonlarının binaların üzerinde olduğunu gördük. Binalar yıkılınca devre dışı kaldı. Ne yapacağız? Erken uyarı sistemi yine devreye girecek. Risk izleme. Yani binalarımızda neresi en öncelikli, neresi en acil dönüşmesi gereken yer, bunları izleyeceğiz. Anlık durum tespitlerimizi yapacağız. Planlamalarımızı yapacağız ve İstanbul'un dijital ikizi, bakın çok önemli bu. Dijital ikiziyle birlikte biz bir simülasyon yapacağız. O simülasyonda olası sellerde, olası yangınlarda, olası afetlerde en acil, en öncelikli yer nerelerse buralardan başlayacağız. Akıllı şehir uygulamasıyla birlikte. Ve burada yapay zekadan veri analitiğine kadar her türlü orada veriyi kullanarak yapacağız. Ne yapacağız peki? Birincisi, ya biz burada toplanma alanlarıyla alakalı altyapıyı hazırlamamız lazım. Yani vatandaşımızın bakın ankette de %50'den fazlası toplanma alanını bilmiyor veya bilse de böyle bir toplanma alanı Sayın Bakan ya toplanma alanı tabelası var. Bakıyorsunuz yani 3-4 metrekare alan. Yani bizde neyde galiba toplanma alanı deyince Sayın Kurum yani her gördüğümüz yeşil alanı toplanma alanı diye kabul etme durumu var. Oysa niteliği önemli. Evet. Yani orada yüzlerce belki binlerce kişinin ilk ihtiyaçlarını karşılayabilmesi önemli. O kadar önemli ki önemli. Yani yaşadığımız afetler bunu gösteriyor. Bu ne yapacağız? Yaşam alanı. 39 ilçede tam donanımlı toplanma alanlarının inşasını yapacağız. Biz attığımız her adımda şunu düşüneceğiz. Bir kere farklı yönlerle bakacağız. Yani trafiği de düşüneceğiz. Yeşil alanı da düşüneceğiz. Otopark sorununu da düşüneceğiz. Efendim burada vatandaşımızın sosyal yaşam kalitesini de düşüneceğiz. Ve normal zamanlarda burada bakın kreş, efendim çocuklarımızın, gençlerimizin dinlenme alanları olarak buralar hizmet verirken afet esnasında da işte mutfağımız, yemekhanemiz, revirimiz ve burada afet ekiplerinin haberleşme, efendim burada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidereceği lavabo, banyo gibi burada güneş enerjisiyle, suyuyla her türlü altyapısı Esra Hanım sizin de söylediğiniz gibi hazır olmak zorunda. Yani afet beklenmeyecek, buralar hazır olacak, evet. Olası evet. Bir kriz anında buralar hemen siz devreye burada girecek. Hangi belirlendi mi lokasyonlar? Bunların hepsi çalışıldı. Siz atıyorum Bakırköy'de oturuyorsunuz. Bakırköy'de size en yakın toplanma alanı neresiyse siz burayı bileceksiniz. Afet çantasını hemen alıp toplanma alanına gideceksiniz. Bakın. Ve orası 6 saat içinde 6 saat 2 milyon kişilik çadır kurabilecek kapasiteye sahip olacak. 2 milyon kişiye çadır kurabileceğiz. Ve burada vatandaşımız çadırlardan sonra da konteynerlarla işte geçici yaşam alanlarıyla birlikte bu hizmetleri alabilecek. Bu altyapıya göre hazırlanacak. Ve bunların hepsini de bir merkezden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda koordine edeceğiz. Ya burada işte helikopterler diyorsunuz ki ne kadar önemli. Yani bakın biz burada afet yönetim merkezini kuruyoruz. Atatürk Havalimanı. Evet. Niye burada? Çünkü buranın deniz ulaşımı var. Hava ulaşımı var. Hastanemiz var. Ve bunların hepsi burada vatandaşımıza hizmet verecek. Burada afet esnasında toplanma birimi olurken normal zamanda millet bahçesi olacak, kütüphaneler olacak, sanat atölyeleri olacak. Burada şenlikler yapılacak. Ve burada tek merkezden 39 ilçemizi yönetimini yapacağız. Neler yapacağız? Lojistiğimiz yok, lojistik. Yani deprem esnasında siz vatandaşa ne götüreceksiniz? İAŞ, işte barınma, efendim orada tedavi, bu hizmetleri yapmanız lazım. Şu an İstanbul'da tek lojistik merkez var, bir tane. Bakın, o da Kadir abi zamanında rahmetli, yapılan lojistik. Başka lojistik yok, adım yok. 6 yeni ya dün ben Bayrampaşa haline gittim ya. Bakın ne kadar acı. Yani İstanbul'un bu tarafını da görmemiz lazım. Bayrampaşa halinde esnaf
çatıdan sular akıyor. Orada İstanbul'a hizmet ediyor. Çatısından su akıyor, su. Bakan yok, eden yok. Orada otopark ile ilgili sorunu var, giriş çıkışı ile ilgili sorunu var. Ve hal 1986 yapımı. Bakın çok önemli bir şey anlatıyorum. 1986, yani deprem riski var bu halin. Niye? 99 öncesinde yapılmış. Allah göstermesin, İstanbul'da bir olası afette biz gıda ihtiyacı, en önemli ihtiyaç değil mi? Sebze, meyve, gıda ihtiyacı. Ya o hale bir şey olursa biz vatandaşımıza bu hizmetleri nasıl vereceğiz? Bir düşünün ya. Ya boş verin her şeyi ya. Evet. Yani biraz da şehrin içinde kaldı tabii, o da risk. Şimdi olası biz dedi. Lojistik merkezlerimizi 6 tane daha ilave ederek 7'ye çıkaracağız. Bayrampaşa halini hemen gelir gelmez vatandaşımızla birlikte dönüşümünü yapacağız. Yerinde mi dönüşecek? Yerinde dönüştüreceğiz. Hı hı. Orada merkezde vatandaşımızla, esnafımızla, orada 571 tane esnafımız var. Dün gece onlarlaydım. 4'e kadar oradaydık. Ve onlara söz verdim. 1 Nisan'da inşallah Saracani'ye gelecekler. Nasıl o gün dün konuştuysak aynı konuşmayı yapacağız. El ele vereceğiz, dönüşümünü yapacağız. Hem esnafımız mutlu olacak, hem de yani hani farklı yönleriyle bakacağız dedik ya. Afet esnasında da vatandaşımıza bu hizmeti vermemiz lazım. Orada soğuk hava depomuz olması lazım. Depolamamız lazım. Yani ve ne yapacağız? 9 noktada o afet koordinasyon merkeziyle birlikte yine afete müdahale merkezlerimiz olacak. Her ilçeye hızlı bir şekilde erişim sağlamamız lazım. Her ilçeye. Yani dağıtıyoruz ki bu dağıtımla birlikte İstanbul'un 39 noktasına bu afet müdahale merkezleriyle birlikte aynı anda müdahale edelim. Şehir dışından gelecek buralar ekip tam donanımlı olacak her şeyini. Hazır. İstanbul depremine hazır. İstanbul depremine böyle hazırlanır. Ne yapacağız? İtfaiye istasyonu eksik. İtfaiye. Yani şimdi 50 tane yeni itfaiye istasyonu eksik. Giremeyeceği sokaklar 9 var. 9 bin. İtfaiyenin kendi öyle raporuyla mi? İstanbul'da 9 bin sokağa şu anda ambulans ve itfaiye giremiyor. Yani bunu şu biliyoruz. Anda afet anı değil. Bunu biliyoruz ama buna ilişkin hiçbir tedbir almıyoruz. Buna ilişkin tedbiri almayan bir yönetim sandıkta nasıl olacak da milletin tekrar iradesine, tekrar teveccühüne mazhar olacak? Ya soruyorum size ya. Evet. Şimdi ne yapacağız? 50 yeni itfaiye istasyonuyla afete müdahale kapasitesini arttıracağız. Toplam 179 tane istasyonumuz olacak. Ve hem afetlerdeki ulaşım, oradaki yardım sürecini daha kısa zamanda yapacağız. Hem de her yere erişebileceğiz. Ne yapacağız? Helikopter pistleri. O kadar önemli ki. Ya biz 11 ilde vatandaşımıza birçok noktada helikopterlerle yardım götürdük, tedavi götürdük, köylere gittik. Evet, helikopterler. Şimdi ya burada bakın normal zamanlarda burası ne? Bir mahalle yaşam merkezi. Spor salonuyla, yeşil alanıyla, efendim burada kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın vakit geçireceği bir alanken afet esnasında burası hemen helikopter pisti vazifesi görecek. Buradaki altyapı buna göre hazırlanacak ve altyapıyla birlikte vatandaşlarımız bu hizmetleri alabilecekler. Farkındalığı arttırmamız lazım. Her evde bizim bir afet çantası vermemiz lazım. Her evde. Yani hani oraya... Siz göreve gelmeniz halinde İstanbul'a afet çantası mı dağıtacaksınız? Onu da dağıtacağız ve farkındalığı arttıracağız. Bakın bu çok önemli. Hı-hı. Tatbikatla afet farkındalık akademisi kuracağız. Burada vatandaşlarımız hem yaşanan o afetleri görecek, hem de afet esnasında ne yapması gerektiğini öğrenecek. Eğitim alınacak. Eğitim burada. Çok çok önemli. Ya Japonya'da da oluyor, dünyanın başka ülkelerinde de oluyor. Ne oluyor? Hemen vatandaşlar orada ona göre bir tedbir alıyorlar. Evet. Biz de bu farkındalığı arttırmamız lazım. Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber çalışıp bunu belki de İstanbul'da bir ders olarak müfredata koymamız lazım. Yani bunu koyup bu farkındalığı arttıracağız ve bütüncül bir planla, afet yollarıyla, efendim hasta konaklama merkezleriyle. Büyük şehirlerde çok ciddi bir problem değil mi Esra? Evet. Yani ben Ankara'da da şahit oluyorum.